Aklımda kalan hatıradan eser yok. Bir çıkrık çarşısı sanki. Siyah beyaz, küflü, darmadağın, uzun koridoru olan bir ev bu. Eski pikaplar odanın her yerine dağılmış. Duvardaki resimler belli ki mühim ressamlar tarafından yapılmış. Siyah pencereleri Paris evlerini andıran bir ev bu. İçerisini aydınlatan tek şey eski lüks bir şamdan. Şamdanın tüm nakışları, işlemeleri işin ehline sorulsa hiç yanılmadan 19. yüzyılı tarif eder. Eski el işlemesi gördes kilimlerinin üzerinde boylu boyunca yatan Balıkesir kayın ormanının şaheser tablası. Geyik derisinden yapılmış, oymaları Ermeni bir ustanın elinden çıkmış koltuk. Şimdi ne kadar da ölüler. Bu eve ilk girdiğimde çocuk denebilecek yaştaydım. Annemin elinden tutmuş, adanın ta diğer ucuna neyi görmeye gittiğimiz konusunda en ufak fikrim olmadan peşine takılmış, atların önümde durmasıyla şaşkınlığımı gizleyememiş, verdiğim tepkiler yüzünden annemin yüzü kızarmış, ev sahibesi gururlanmış, at arabası sahibi ise çok gülmüştü. Sonradan öğrenmiştim, dedemin eviydi burası. Avlusu kocaman, etrafı türlü türlü bitkiler ve ağaçlarla kaplı bir bahçede, bembeyaz bir güvercin gibi dalların arasından denizi seyreden Alexio Bey'in malikanesi. Koşar adım merdivenlerden balkona çıkmıştım. Biraz önceki şaşırmalarım ufak kalmıştı gördüğüm güzellik karşısında. Karşımda boylu boyunca duran masmavi bir deniz ve bir şehir, olanca şirin ve bir o kadar heybetli haliyle bana gülümsüyordu. Şiir gibi görüntü, şairinki gibi bir hissiyat. O gün ilk defa yaşadığımız bu alandan çok daha büyük bir kara parçasını görüyordu gözlerim. Mahalledeki benden daha büyüklerin gidip görüp anlata anlata bitiremediği İstanbul. Bu o olmalıydı. En azından tarife uyuyordu. O gün tüm evi gizli saklı binbir bahanelerle karış karış gezmiştim. Hah, işte yine orada. O gün aşık olduğum, o Nemrut üvey babaannemin dokunduğum için kızıp elime vurduğu, elimden düşmesiyle saatlerce ağladığım, hiç aklımdan çıkmayan o müzik kutusu. Asla dokunmamıştım. Dokundurmamıştı. Ölen kızı hiç gelmeyecekti oysa ki. Ben olabilirdim. Evet, ben olabilirdim evin şen çocuğu. Ama beni sevmedi. Ne o, ne de Alexio Bey. Annem kaçmış olabilirdi. Babam da öyle. Ama ben kaçmamış ve orada onları sevmeye hazır halde gözlerine bakıyordum. Bunları tartışacak zamanı çoktan geçmiştik. Anne hanım, ahşap, yaldızlı çerçeveler içinden bana bakıyordu. Gördün mü Ani Hanım? Buradayım ve müzik kutun ellerimde. Her şey eskimiş, yıpranmış, beyaz çarşaflar içinde ölü gibi yatıyor şimdi. Ne gramofon sergiliyor yeteneklerini, ne de Paris'i andıran panjurlardan gelen erguvan kokusu. Çok sene olmuş gelmeyeli. Çok sene olmuş yaşamayalı. Eski evler çocukluğunuzun tanığıdır. Şurada koşmuş, şurada azarlanmış, şurada merak etmiş, şurada da ağlamışsınızdır. Şimdi koca bir terasta, İstanbul boylu boyunca karşımda. Müzik kutusu çok görülen, Alexio Efendi'nin kaçak kızının piçi, tek mirasçısı bendeniz Ela, oturmuş, balkonda müzik kutusunun çalan naif sesiyle o meşhur İstanbul'u seyrediyorum. İstanbul puslu, İstanbul hain, İstanbul başa bela.